Merhabalar Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle 3 renk kullanacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Birçok renk de katabilirsiniz. Şöyle 4 numarada 2,5 milim tığım var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zincir çekeceğiz. Bu modele zinciriniz oldukça büyük çekin. Sonra eğer artarsa battaniyenizden veya ne yapacaksanız ona göre kenardan kesersiniz. Çünkü zikzaklı model olduğu için bayağı bir zincir gidiyor. O yüzden biraz uzun çekmenizi tavsiye ederim. Zincirlerimizi bol bir şekilde çekiyoruz. Ben şöyle bir model üzerinden göstereceğim. Siz birkaç renkle de yapabilirsiniz. Bu kadar zincir benim için yeterli. Başına bir kere doluyorum. Başına doladım. Buradan 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batarak buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tek, çift. Bunu kapatmadan tığımda bekletiyorum. Başına bir kere aldım. Bir sonraki hemen zincire batıyorum. Tekrar tek, çift. Bunu da kapatmadım. Tekrar başına bir kere aldım. Bir sonrakine batıyorum. Şöyle tek, iki çıktım. Bunu da kapatmadım. Bu şekilde 4 tane ilmeğimiz oldu. Bu 4 taneyi beraber kapatıyorum. Bir tane zincir çekerek sabitliyorum. Burasını, köşesini bu şekilde yaptık. Başına doladım. Şimdi 5 tane trabzan yapacağız. Üçlü trabzan yapıyoruz ama. Üç seferde çıktığım trabzanımı yaptım. Bir sonrakine battım. 2. Başına bir kere doladım. Zincirime batıyorum. Sıradaki ikinciyi, üçüncüyü yaptım. Başına doladım. Dördüncüyü yapıyoruz. Tek çıktım. 2, 2 çıktım. 4. Başına bir kere doladım. Tekrar buraya batıyorum. 5.'yi yaptım. Bu 4 taneden sonra 5 tane buraya trabzan yapmış olduk. Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar başına doluyorum. 5 taneden sonra. Başına bir kere doladım. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Aynı şekilde üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar başına doluyorum. Aynı zincirin içine batıyoruz. Son battığım zincire şöyle göstereyim. Son battığımız zincire tekrar batıyorum. Tek, çift, çift çıktım. Burada bir tane artırma yapmış olduk. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına bir kere doladım. Aynı yere batıyoruz. Aynı yere batarak yine üçlü trabzan yapıyorum. Trabzanımı yaptım. Tekrar başına aldım. Aynı yere batıyoruz yine. Şöyle tepesine çıktık, zikzakımızı yaptık, başını aldım. Tekrardan bir sonraki zincire batıyorum. 5 tane buraya trabzan yapacağız. İki, üç, 4, 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Şöyle yine sayalım. Bu 2 taneden hariç 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane burada trabzanımız oldu. Yine başta yaptığımız gibi şurayı bir düzelteyim. Başta burada yaptığımız 4 tane almıştık. Burada da 6 tane ilmeğimiz olana kadar alacağız arkadaşlar. Şimdi başına bir kere doladım. Bir sonraki zincire batıyorum. Şöyle trabzanımı yapıyorum. Şöyle 1. Birinci trabzanımı yaptım. Bir sonrakine batıyorum.
ikinci trabzanımı yaptım. Başını alıyorum, bir sonrakine batıyorum. Üçüncü trabzanımı yaptım. Başını aldım, bir sonrakine batıyorum. Dördüncü trabzanımı yaptım ama bunları toplamıyoruz. 2, 4, 5, 6 tane olacak. Buraya 5 tane trabzan yapıyoruz. Bir de başta ilmeğimiz vardı. Onunla beraber 6 tane oldu. Şöyle 6 tane oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun 6'sını beraber kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Bu şekilde tekrardan 5 tane trabzan yapıyoruz kenarını. Şöyle 1, 2, 3. İki oldu. Bir sonrakine batıyorum. 3. Bir sonrakine batıyorum. 4. Bir sonrakine battım. 5. 5 tane buraya trabzan yaptık. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneden sonra şimdi aynı yere batarak 2 tane trabzan yapacağız. Su taşı olan kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle tek, tek, tek. Başını aldım. Yine aynı yere batıyoruz. Şu ortadaki su taşını yapacağız. Aynı yere batarak bir tane daha buraya 2 tane trabzan aynı yuvanın içine yaptım. 1, 2, 3. 3 zincir tekrar aynı yere batıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar aynı yere tekrar batıyorum. Aynen şöyle su taşımızı yaptık. Tekrar 5 tane buraya trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 taneyi yaptım, tamamladım. 1 2 3 4 5. Başını alıyorum. Tekrar buraya 4 tane olacak arkadaşlar. Şöyle 2 2 başta da yapmıştık. Şu kenarını yapıyorum. Ben şu anda 2 tane model üzerinden göstereceğim. Tekrar başını aldım. Yine buraya bir tane yarım yapacağız. 3 oldu. Tekrar başını alıyorum. Şöyle 4 tane oldu. Başta da 4 taneyi yapmıştık. Bu 4 taneyi beraber kapatıyorum. Burası bizim kenarımız oluyor. Siz istediğiniz kadar böyle zikzaklarınızı yapın. Sonra metre ile ölçün. Ondan sonra artan zincirinizi makasla zaten kesersiniz. Şimdi şöyle bir. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz. Şuradaki şöyle trabzan önünden batıyorum. Biz iki tanesinin de çıkıyorum. Şöyle iki tane trabzanımız var. Yani son şu topladığımız 4 tane ilmeğimiz vardı. Onların arasından şöylece çıktım. Şimdi buradaki kalan diğer trabzanlarımıza şöyle batarak buradan batıp arkadan öne doğru geliyorum. 2 yaptık. 3 4 5 6 7. Baştakini saymadım arkadaşlar. Şu 3 taneden hariç 3 taneyi toplamıştık ya, ona bir tane başta yaptım. Onunla beraber 8 tane burada sık iğnemiz oldu. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. Başta da 3 çekmiştik. Tekrar yine buradaki sık iğnelere batarak yine sık iğne yapıyorum. Bir trabzanlara batarak sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. Zaten burada gördüğünüz gibi 6 tane toplamıştık. 5 tane trabzanımız vardı. Burada da 6 tane ilmeğimiz vardı. Şöyle şuradan batıyorum. Hemen bu trabzanın önünden çıkıyorum. Bu 6 taneyi beraber alıyoruz. Yani 5 tane trabzan yaptık. 6 tane ilmeğimiz vardı. Bunları beraber alarak bir tane buraya sık iğnemi yaptım. Tekrar buradan batıyorum. Bu araya 7 tane yapıyoruz zincire kadar. 1 2
2 3 4 5 6 şöyle 7. 1 2 3 zincir tekrar trabzanlara batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Yine 7 tane yapacağız. Sonunda bir tane topladığımız trabzanlara yapacağız. 3 4 5 6 7. 7 tane yaptık. Gördüğünüz gibi burada topladığımız 3 tane trabzanımız var arkadaşlar. Buradan batıyorum. Şöyle son zinciri ortaya alarak buraya bir tane trabzan yaptım. Şu son başta çektiğimiz zincir arkadaşlar. 4 tane atladığımız. Buraya da batarak bir tane sık iğne yapıyorum ve kenarını oluşturmuş olduk. Şimdi renkli ipimize geçiyoruz. İkinciye geçiş yapıyoruz. İkinci rengime geçiş yapıyorum. Şöyle hemen ilmeğimi ilmeğin içinden geçirdim. Bunu da bu tarafa alıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar bu tarafa alıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bu tarafa da aldım. Üçüncü zincirimi çektim. Bunu buradan rahatlıkla kesebilirsiniz artık. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Artık tek baştakini tekrarlamaya başlıyoruz. Başını aldım, bir kere doladım. Hemen buraya batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum buraya. Şöyle 1 2 3 3 tane yaptım. 1 2 3 4. Dördünü beraber şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Tekrar buradan 5 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane yaptım. Şimdi tekrar başına bir kere doluyorum. Şuradan şöyle 2 zincir alıyoruz. Burada bir zincirimiz, bir de öndeki zincirden batarak buraya 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2 2 tane yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar başına aldım. Aynı yere batarak trabzanımızı yapıyoruz. Üçlü trabzanımı yaptım. Bu şekilde oldu. Tekrar başını alıyorum. Şimdi 5 tane trabzan yapıyoruz. Arkadan sık iğnelere batıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane yaptım arkadaşlar. Tekrar başını alıyorum. Buraya yine 5 tane trabzan yapıyoruz ama kapatmıyoruz. 5'ini beraber kapatacağız. Birinci trabzanımı yaptım. Şöyle ikinciyi yapıyorum. 2 bu 3 şöyle 4 şu 5 5 tane yaptım. Burada 6 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Bir tane de başta vardı. Bunların hepsini beraber kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 sonun trabzan başına batıyorum. 5 tekrar buraya bu iki zincirin içine batarak şöyle ikisini beraber trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane zincir çekiyoruz. 5 tane yapıyorum. Şöyle su taşımızı yaptıktan sonra 5 tane buraya 2 3
4, 5. 5 tane yaptım. Tekrar başını aldım. 5 taneden sonra 1, 2, 3, 4, 5. Buraya 4 tane, 3 tane arkadaşlar trabzan yapıyoruz. 1, başını aldım. 2, son şöyle burada zincirimiz var. Zincirimi batıyorum. Pardon, şöyle olacak. Şöyle 4 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Hepsini beraber kapatıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Tekrar bir tane daha çekiyorum. Buradan baştaki zincirimin ayırarak şöyle şuradan batıyorum arkadaşlar. 2 tanesinden bir tane de başta var. 3. Buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrardan böyle batarak bunları da sık iğne yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Modelimiz bu şekilde tekrar ediyor. Yani başka hiçbir şey yapmayacağız. Az önce ne yaptıysak aynı şekilde yapıp tamamlayacağız. Sonra üçüncü rengimizi yapıyoruz. Ben şimdi büyük bir parçada yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen herkese kolaylıklar diliyorum. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.